Çok. Arkadaşlar herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben EDG Akademi üyelerinden Merve Açar. Kısa bir şekilde kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 2019 yılında mezun oldum. Şu anda Atatürk Üniversitesi Kentsel Tasarım Anabilim Dalı'nda yüksek lisansımı devam ettiriyorum. Aslında yüksek lisansımın 3. yılındayım ve bir sene uzatmış oldum. Bu uzatmamın sebebi de çıkan araştırma görevliliği kadrolarına başvurabilmekti. Bu sebepten dolayı bizi bir sene uzatma kararı aldım. Şöyle videodan zaten gördüğünüz üzere YÖKDİL puanım 83, ALES puanım 91. Bu puanlarımla şu an araştırma görevlisi kadrolarına başvuruyorum. Şimdiye kadar başvurduklarımın arasında herhangi bir olumlu dönüş alamadım maalesef ama inşallah alacağımı ümit ediyorum. Bu şekilde. Ayrıca Elif arkadaşımla birlikte en kısa zamanda ALES videosu da çekeceğiz. Evet arkadaşlar, o şekilde ilk sorumuzla başlayalım. YÖKDİL sınavı soru dağılımı nasıl? Hangi soru tipinden kaç soru çıkıyor? Arkadaşlar öncelikle sınav 80 soru bildiğiniz üzere ya da bilmiyorsanız bu şekilde öğrenmiş oldunuz. Bu 80 sorunun ilk 20 sorusu kelime ve gramer sorusu. 6 tanesi kelime, diğer 14 tanesi de gramer sorusu. Daha sonrasında 10 tane close test sorusu var. Yani aslında sınavda 2 tane close test yer alıyor. Bir close testte 5 tane olmak üzere toplamda 10 tane close test sorusu yer alıyor. Ve bu close test soruları da kelime ve gramer şeklinde yine aynı şekilde. Sonrasında 11 tane cümle tamamlama sorusu var. Bunlar da şu şekilde. Size yukarıda bir cümle veriliyor. O cümlenin belirli bir kısmı eksik. Daha sonrasında sizden o cümleyi tamamlamanızı istiyorlar. Yani şıklardan o cümleyi tamamlayan işte ifadeyi buluyorsunuz. O şekilde tamamlıyorsunuz. Cümle tamamlama sorusundan sonra 12 tane de çeviri sorusu var. 6 tanesi Türkçeden İngilizceye, 6 tanesi de İngilizceden Türkçeye olmak üzere. Sonrasında 6 tane paragraf tamamlama sorusu var. Bu da şu şekilde, yukarıda size bir paragraf veriyorlar. Yine o paragrafın belirli bir kısmı eksik. Siz de aşağıdaki şıklardan o yukarıdaki paragrafa uygun olan şıkkı bulup hani işaretliyorsunuz. Paragraf tamamlamadan sonra da 6 tane ilgisiz cümle sorusu var. Bu da şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 tane numaralandırılmış cümlelerden oluşan bir paragraf var yukarıda. Siz bunları teker teker okuyorsunuz ve o paragrafla ilgisi olmayan numaralı cümleyi bulup şıklardan işaretliyorsunuz. Sonrasında son olarak da 15 tane paragraf sorusu var. Yani aslında 5 tane paragraf yer alıyor sınavda. Bir paragrafın içerisinde de 3 tane soru var. Toplamda da 15 tane soru var. Siz o paragrafları okuyarak o soruları teker teker cevaplıyorsunuz. Evet. İkinci sorumuz şu şekilde. Kaç aylık bir çalışma ile 83 puana ulaştım? Arkadaşlar şöyle, ben 2021 Ağustos ayının sonunda bu sınava girdim. Yani yüksek lisans ders dönemimin ardındaki yaz tatilinde girdim. O zamanlar ben Remzi Hoca'dan online kurs almıştım ve kursum Nisan ayında başlamıştı. Yani Nisan'ın sonunda başlamıştı. Tam olarak net tarihini hatırlamıyorum ama 27-29 Nisan olması gerekiyor. Ama yüksek lisans ders dönemimin sonu olduğu için benim hani acayip derecede bir yoğunluğum vardı. Hem seminer sunumum vardı, hem proje teslimim vardı. Bunların yanı sıra 2 tane makale yazıyordum. Bu yoğunluğumdan dolayı kursun başlangıcında böyle kendimi hani tam bir adapte edemedim. Tam verimli bir şekilde başlayamadım kursa, o şekilde söyleyeyim. Haziran'ın 15'inde ben seminer sunumumu yaptım. Son işte ders dönemimle alakalı son şeyim o oldu. Ondan sonra Haziran'ın 16'sında ben yoğun bir tempo ile artık İngilizce çalışmaya başladım. Ve Ağustos 29'a kadar o yoğun tempomu devam ettirdim. Yani totalde 2,5 ay sıkı bir çalışmayla bu 83 puana ulaştım diyebilirim. Üçüncü sorumuza devam edelim. Üçüncü sorumuz şu şekilde. Gramer bilgisi ve kelime bilgisinin önemi kıyaslanacak olursa ne söyleyebilirim? Arkadaşlar ben kaba bir şekilde bunları kıyaslayacak olursam, kelime bilgisinin önemi %80-%90 ise, yani gramer bilgisinin önemi de %10-%20 olduğunu söyleyebilirim. Bu tabii ki de demek değil ki siz hiçbir şekilde gramer çalışmadan, hiçbir gramer bilgisine sahip olmadan sınava girin demek kesinlikle değil. Zaten size verilen cümleyi ve paragrafı aşağı yukarı anlayabilmeniz için temel düzeyde bir gramer bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Bu zaten bir gerçek. Fakat yani derinlemesine bir şekilde gramer bilgisine kesinlikle gerek yok. Benim size önerim, gramer öğreneyim diye gramerde bence boğulmayın. Çünkü kelime bilgisinin önemi gramere göre çok çok daha fazla. Bir sonraki sorumuza geçelim. Gramer ve kelime bilgisi düzeyimiz nasıl olmalı? Bir önceki soruda da bahsettiğim gibi temel düzeyde bir gramer bilgisi yeterli olacaktır. Derinlemesine bir gramer bilgisine
Yani kesinlikle gerek yok. Bu hani grameri sonuna kadar, dibine kadar öğreneyim diye orada cebelleşmenizi ben şahsen sizlere önermem. Kelime bilgisine gelecek olursam da gerçekten ne kadar çok kelime biliyorsanız, ne kadar çok okuduğunuzu anlıyorsanız bu sınavlarda yüksek puan alma ihtimaliniz de o kadar artmış oluyor. O yüzden kelime gerçekten sınavın büyük bir önemini kapsıyor. Peki ben 83 puanı ne kadarlık kelime bilgisiyle aldım? Bunu sizlerle paylaşacak olursam ben yaklaşık 4000-5000 kelimeye çalışarak 83 puan aldım. Yani şu şekilde, siz zaten 4000-5000 kelimeye çalıştığınızda o 4000-5000 kelimenin hepsini sular seller gibi ezberlemiyorsunuz zaten. Bir kısmı aklınızda kalıyor, bir kısmı kalmıyor. Yani sizin yaklaşık böyle gerçekten bildiğinize emin olduğunuz 2000-3000 kelime eğer varsa o 2000-3000 kelimeyle yani 80'in üzerinde bir puan alabilirsiniz diye düşünüyorum. Peki bu kelime bilgisi düzeyi nasıl artırılır? Nasıl kelime çalışılır? Ben kendi tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. Videonun başında da söylediğim gibi ben Remzi Hoca'dan online kurs almıştım. Ve Remzi Hoca bize şimdiye kadarki ÖSYM sınavlarında en çok çıkmış yaklaşık 7000-8000 kelimenin listesini vermişti. Ben de bu listeyi çıkarttım ve her gün kendime bir hedef belirliyordum. Yani bugün şu kadar kelime çalışacağım gibisinden. Sonrasında da o belirlediğim hedef dahilinde kelimeleri yazarak çalışıyordum. O şekilde size de kesinlikle yazarak çalışmayı tavsiye ediyorum. Çünkü zaten yaklaşık 2-3 aylık bir çalışma neticesinde bu sınava hani giriyoruz ve bu 2-3 aylık çalışma içerisinde de yani biraz önce de bahsettiğim gibi 4000-5000 kelime çalışmamız gerekiyor. Yani net bir şekilde 2000-3000 kelimeyi bilmemiz gerekiyor 80 düzeyinde alabilmek için. Bu kısa sürede bu kadar kelimeyi de yani gerçekten en iyi yazarak çalışılabilir bence. Peki siz herhangi bir kurs almayacaksanız hani bu kelimelere nasıl ulaşabiliriz diye soracak olursanız da bu konuda şunu söyleyebilirim. Yani internette bu en çok çıkmış kelimelerin büyük bir ihtimalle PDF'leri vardır. Oradan bakabilirsiniz. Aynı zamanda Remzi Hoca'nın yine bu kelime kitabı var. Yani piyasada sattığı o kitabı da göz atmanızı ben size öneririm. Sonraki sorumuza geçelim. Okuma becerisinin önemi nedir? Nasıl geliştirilir? Okuma becerisinin öneminden biraz önce zaten bahsetmiştim. Gerçekten siz ne kadar çok kelime biliyorsanız, ne kadar okuma beceriniz iyiyse, okuduğunuzu ne kadar çok anlayabiliyorsanız bu sınavda yüksek puan alma ihtimaliniz de o kadar artıyor. Yani okuma becerisi gerçekten sınavın %90'lık yani kelimeyle birlikte tabii ki de %80'lik, %90'lık kısmını kapsıyor. Peki bu beceri nasıl geliştirilebilir? Benim size bu noktada verebileceğim en büyük tavsiyelerden bir tanesi sınava çalışmaya başladığınız günden itibaren her gün mutlaka bir İngilizce paragraf okumalısınız. Yani ilk başlarda tabii ki hani kelime düzeyiniz vesaire çok iyi olmadığı için büyük bir ihtimalle hani yazarak belki okursunuz. Orada hani bilmediğiniz kelimeleri bir kağıda yazarsınız veya orada ne anlatılmak istediğini belki kağıda yazarsınız. Bu şekilde okuyabilirsiniz. Fakat süreç içerisinde ilerledikçe, daha çok kelime bildikçe, daha çok hani o paragraflara maruz kaldıkça artık yazarak çalışmadan ziyade Türkçe bir paragraf okur gibi hani böyle hani sadece gözünüzle okuyup geçmenizi ben size tavsiye ederim. Bu okuma yani size çok şey katacaktır emin olun. Son sorumuza geçecek olursak, soru kalıpları, kuralları, hap bilgileri bilmek sınavın yapı taşları mıdır, gerekli midir? Arkadaşlar ben zaten videonun başından beri kelime ve okuma becerisinin sınavın %80'lik, %90'lık kısmını kapsadığını söylüyorum. Zaten bunu göz önüne aldığımız zaman bu kuralların, hap bilgilerin vesairelerin sınavın yapı taşı olmadığını görmüş oluyoruz. Sınavın yapı taşı kesinlikle kelime bilgisi ve okuma becerisi. Ama bu kuralların, hap bilgilerin de hani gereksiz olduğunu söylemek pek doğru değil. Çünkü nihayetinde bunlar da sistemi bir parçası. Hani onları da böyle gerçekten iyi bir puan almak istiyorsak onları da biliyor olmamız gerekiyor. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Elimden geldiği kadarıyla tecrübelerimi sizlere aktarmak istedim. Umarım faydalı olabilmiştir. Umarım sizler de istediğiniz puanları alabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar herkese merhabalar. Peki bu kelime bilgisi düzeyimiz nasıl artırılır? Yoruldum. Biraz dinleyin.
İnanmıyorum. Az önce çekmemişim. Neyse olsun. Aşkım sen nereye dur? Kedi girdi de. Gel. Gel buraya gel. Hiç olmadı.